Herkese merhabalar değerli dostlarım. Ekranımızda yine standart diye salı yorumumuz. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Hiçbir şekilde buraya dayanarak yapacağınız işlemlerden sorumluluk kabul edilmemektedir değerli dostlarım. Evet, yine diğer bir hatırlatmamız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için katılı farklı kategorilerden aktif ediniz. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indiriminden faydalanmak için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmındaki referans kimliğimize tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ömür boyu %10 komisyon indirimine de hak kazanmış olursunuz değerli dostlarım. Evet, şöyle 12 adet kripto paramızın teknik analizini sizlerle paylaşacağız. Umarım faydalı bir video olur değerli dostlar. Evet, öncelikli olarak değerli dostlar Bitcoin'le başlayalım. Hiçbir şey sonsuza dek yükselemez değil mi değerli dostlar? Yani bir düşüşün olması normal. Yani burada düşüş geldi, tamam. Tepede yakalananlar mutlaka olmuş olabilir değerli dostlar. Yani şu tepede yani 40 binlerde 50 bine gidecek, 60 bine gidecek havasıyla oyuna dahil olan arkadaşlarımız maalesef olmuş olabilirler. Yani kendilerine sadece buradan çok geçmiş olsun demek istiyorum şu an itibariyle. Tabi ilerleyen zamanda neler olur onu da zaman gösterecek. Şimdi arkadaşlar bu tabloda indikatörler bakın 4 saatlik grafikte tekrar yukarıya doğru bir alım fırsatını sunduğunu söyleyebiliriz. Bakın MACD indikatörümüz bu sert düşüş sonrasında tekrardan alıma geçmiş. Göreceli güç endeksi ise değerli dostlar 4 saatlik grafik bazında yine düşeni kırdığını söyleyebiliriz. Yani 4 saatlik grafikte Bitcoin'de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Tabi burada kötü bir senaryo söz konusu olabilir mi? Ki omuz baş omuz dediğimiz formasyon bunu da değerlendireceğiz. Ama şunu unutmayın arkadaşlar şu formasyonlara yani bu trendlere riayet ediniz arkadaşlar. Yani duygusallığı bir kenara bırakmanız sizler için çok çok önemli olacaktır. Bakınız şu şekilde destek çizgisi kırıldıktan sonra bakınız kırılıp şöyle büyütelim biraz daha. Bakınız desteğimiz kırılıp daha doğrusu onay hareketinin de burada geldiğini görüyoruz. Kırılıp onayını alıp sert bir düşüş gerçekleşiyor. Onun için kripto para piyasalarında arkadaşlar şöyle 4 saat 1 saat grafiklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kırılım noktasını zaten indikatörler de bizlere gösteriyor. Bir diğer hususta arkadaşlar buradaki bakınız birinci tepe ikinci tepe şeklinde nitelendirdiğimiz zaman şu bölgenin altına sarkmayla beraber buradan sert bir satış ortaya çıkıyor. Şu anki görüntüde arkadaşlar indikatörlerimiz olumlu. Burada bakınız bir omuz baş omuz oluşumu söz konusu olabilir mi? Tabii ki de bu ihtimaller dahilinde ama şu anki durumda bir tepki yukarıya doğru bir tepkimiz oluştu. Umarım bu tekrar güç toparlanıp en azından önceki seviyelerin test edilmesi olarak karşımıza çıkar. Bu alt band yani şöyle diyebiliriz ki 30 binler yani kabaca 30 bin 30.500 bu seviyelerin altına bakınız bu seviyelerin altında günlük kapanış gelmediği müddetçe bakınız 30.700 seviyeleri altında günlük kapanış gelmediği müddetçe bir sıkıntımız söz konusu değil arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde bilelim. Şimdi çizimleri kaldırıp şu bölgedeki görüntüye bakalım. Bakınız biraz önce indikatörlerde olumlu dedik. Birinci dip şuradan ikinci dip arkadaşlar. Şu kısım oldukça bizler için önemli. Şu tepe kısmı. 36.340, 36.350 bantları arkadaşlar. Şöyle 36.000, pardon 36.350, evet 36.400 fark etmez. Yani şu bandın bir şekilde aşılması gerekli arkadaşlar. Bu direnç çizgisi kırıldığı takdirde tekrar yukarıya doğru güç kazanabilir değerli dostlar. Yani şu görüntü şimdilik pozitif bir görüntü diyebiliriz şu haliyle değerli dostlar. Yine dileyen arkadaşlarım şu şekilde kendilerine bir alttan destek çizgisi oluşturarak da burayı takip edebilirler. Özellikle şu kesişme noktası bakınız 33.500'ler
bizim için ilk önemli durak noktası diyebiliriz. Stop loss anlamında şu kesişme noktasını alabiliriz. Tabi aşağıdaki 30.700'leri de unutmamak gerekli arkadaşlar. Evet, umarım 36.400'ler aşılarak yukarıya doğru tekrar yeni zirveler üzerine hedefler gerçekleşir. Bakalım, bekleyip göreceğiz nasıl bir senaryo olacak. Yani şunu da unutmayın, burada bakınız, eğer 36.440'lar aşılamaz ise ters bir fırlama bayrak pozisyonunda oluşabilir. Yani bu anlamda da dikkat edin arkadaşlar. Formasyon içinde formasyonlar, bir formasyon beklerken farklı bir formasyon burada tabii ki oluşabilir. Evet. Ethereum'a bakalım. Benim favorim arkadaşlar Ethereum. Evet. Ethereum. Hatırlar mısınız? Ethereum ile ilgili 300 dolarlarda katlama hedefi 600 dolar dedik. Hepsini anlattık. Kademe kademe. Bakın hepsi belki burada duruyor olabilir. Evet, çiz. Evet. Silmemişiz arkadaşlar. Güzel. Grafiğimizi sıfırlayalım şu şekilde. Yani geçmişe gittiğimiz zaman her şey ortada arkadaşlar. Bakın şu bölgede biz daha önce teknik analiz çalışmalarını yaptık sizlerle. Dedik ki bu 300 kaçtı burası, işte 350 360 neyse. Bu bandın üzerinde arkadaşlar katlama hedefi var dedik. Bu hedef bizi 650'lere götürür dedik. Bakın bunları sizlere teker teker anlattık. Daha sonra 650'ler aşıldı. Bundan sonra epey bir bakmadık artık ama artık burada Bitcoin vari bir hareket, yani bir geri çekilme, bakınız Ethereum'da Bitcoin gibi arkadaşlar, değişen hiçbir şey yok. Büyük ihtimalle bakınız MACD indikatörü, göreceli güç endeksi de aynı. Yani ikisi beraber yol almaktalar arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bir direnç noktası göreceli güç endeksinde. Bakalım bu direnç noktası belirleyici olacak. MACD indikatörü şimdilik pozitif, bakınız alım yönünde. Umarım burada bir ikili dip oluşturarak tekrar daha önceki bölgeye doğru yöneliş gelir arkadaşlar. Bakın şöyle bir ikili dip. Burası kaçmış, hemen bakalım. Şu direnç noktamız 1140 bantları üzerine de atabilirse tekrar 1340'lara doğru yolculuk gelebilir değerli dostlar. Gerçekten Ethereum'da Bitcoin gibi muhteşem bir yükselişe imza atmış oldu değerli dostlar. Yani ki burada zaten şu düşüş sonrası, bakınız şu dip bir alım fırsatı olarak da karşımıza çıktı aslında. Yani 915 dolar bantları gerçekten hem şuradan kaynaklı ikili iki dipten sonra üçüncü dibi oluşturması anlamında 915 bir fırsat noktası olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar 1141'ler bakalım aşılabilecek mi aşılamayacak mı, bunları takip etmiş olacağız Ethereum'da. BNB'de arkadaşlar ben biriktiriyorum. Yani uzun soluklu, onu söyleyeyim. Yani burada kimseye al sat tut demiyorum ama uzun soluklu taşıdığım kripto paralardan bir tanesi. Yani BNB diyebilirim. Burada daha önce de birkaç tane kripto paradan bahsettim sizlere. Yani bunlardan bir tanesi BNB. Uzun soluklu taşımayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir haftalık uzun soluklu bakalım genel görüntüsüne arkadaşlar. Evet, BNB'deki uzun soluklu görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani burada bir 39.72 seviyelerinde bir bölgemiz var arkadaşlar. Bunu daha önce de sizlere ifade etmiştik. Bakın şu bölge. Bu seviyenin üzerinde şöyle bir katlama hedefine doğru yol alabiliriz. Artık şu Fibonacci'yi kaldıralım ki zaten birçok hedef gerçekleşti. Şöyle sade bir grafikle BNB'yi değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar burada bakınız. Bu seviyenin üzerinde bir katlamaya gidebilir miyiz? Önemli olan bu. Teknik anlamda artık şu destekleri de kaldıralım. Daha önceki yapmış olduğumuz çalışmalar. Şu anda sadece 39.77'ye odaklanarak yol almak gerektiğini düşünüyorum. Ama bu seviyenin altında bir ana destek noktasına, bakın direnç bölgesini görüyorsunuz. Şimdi şu dirençten de bir dönüş geldi arkadaşlar. Tekrar bakın 39.77 altlarında şu alt kısma kadar,
Bakın 31.89, 32 bandı. Bakın şu bölgeye kadar bir çekilme gelebilir mi? Bu da söz konusu. Bakın böyle bir hareket bir alım fırsatına da dönüşebilir. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Haftalık grafiğimiz bu şekilde. 39.77 üzerinde senaryomuz pozitif arkadaşlar. Bu şekilde takibini sağlayabiliriz. Şimdi günlük grafiğimize gelelim. Hatta 4 saatlik daha mantıklı. Şimdi burada da yine benzer arkadaşlar Bitcoin var. Bakınız bir ikili dip benzeri. Yani birçok kripto parada aynı. Bakınız MACD indikatörümüz aynı. Göreceli güç endeksimiz yine hakeza aynı sayılır değerli dostlar. Sadece burada ilk baktığımız Bitcoin'de bir kırılım vardı göreceli güç endeksinde. Burada Ethereum'da ve BNB'de şu anda göreceli güç endeksinde bir kırılım yok. MACD indikatöründe bir alım söz konusu. Burada da bir ikili diple umarım yoluna devam eder değerli dostlar. Burada takip edeceğiniz nokta, en önemli nokta da şurası arkadaşlar. Hemen şunu bir tık kalınlaştıralım. Şu destek çizgisi altına düşmediğimiz müddetçe, bakın rengini ne yapalım buranın? Mavi yapalım. Şöyle de kalınlaştıralım. Mavi destek çizgisi altına sarkmadığımız müddetçe teknik görüntümüz olumlu diyebiliriz değerli dostlar. Şöyle farklı noktalardan çizdiğimiz zaman bakınız. Evet, burada 39.72'lerin üzerinde, yani 40 bandının üzerinde pozitif diyebiliriz arkadaşlar. Yukarı yönlü hareket güçlenerek devam edebilir. Evet. VeChain'e bakalım. VeChain. Evet. VeUSDT. Evet, aynı senaryo. Burada da arkadaşlar bakınız bir düşen kırılımı göreceli güç endeksinde söz konusu, oldukça pozitif. MACD indikatörümüz pozitif. Yani birçok kripto parada yukarı doğru gitme iştahını görüyoruz. Burada da arkadaşlar şu daha önce anlatmıştık videomuzda. Şu seviyenin kırılması bir satış getirir demiştik. Bu kırılım gerçekleşti. Artık biz şu açıdan bakalım arkadaşlar. Şöyle bir destek çizgisi oluşturarak takip edelim arkadaşlar. Şu anki görüntümüz bu. Umarım bu seviyenin üzerinde yolculuğumuz devam eder. Bizim her zaman sizlere önerdiğimiz geçmişten gelen bölgeleri uzatın, günümüze yansıtın dediğimiz nokta, bakın şu bölge arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde olmamız şimdilik olumlu. Bakınız direnç 1, direnç 2, direnç 3. Kırılım sonrası alım, onaylı bir alım, bakınız muhteşem. Daha sonra bu bölgeye gelip iğne ucunu bırakıp, fitilini bırakıp tekrar yukarıya doğru yönelmesi. Yani pozitif bir görüntü hakim şu an itibariyle değerli dostlar. Şu kısımda eğer aşılır ise bakınız 25.331 bantları bu seviyede kırılır ise yukarı yönlü hareket yine hızlanabilir. Yukarıda bakınız şu kısma doğru bir yöneliş. Bizi yüzde kaç getiriye iter arkadaşlar? Şöyle bakalım. Eğer bu zirve test edilirse %22'lik bir potansiyel söz konusu olabilir. Ama öncelikli olarak bu direnç bölgesinin, bu değerin aşılması gerekir değerli dostlar. Evet. Engine'e bakalım. Yine benim engine, bakınız hani buradan daha önce de söyledim. Uzun süre taşıyacağım kripto paralardan bir tanesi arkadaşlar Engine Coin. Yine portföyümde olan, taşımayı düşündüğüm kripto paralardan. Bakınız kesinlikle kimseye alın satın tutun demiyorum. Yani burada sabırlı olacaksanız yola bu şekilde çıkmanız lazım arkadaşlar. Geçen günde anlattım kripto paradaki yatırımımı. Son 10 günde 2'ye katladım. Ve bazı coinlere o ana paranın dışındaki elde etmiş olduğum karla arkadaşlar Engine, onun dışında Monero, Hedera, bakınız bu kripto paralara yatırım yaptığım bir tanesi de Ripple demiştim. Bakınız Ripple, Engine, XMR yani Monero, Hedera, Hebar, bir de Ripple. Bakınız bu 4 kripto para
Benim son bir hafta içerisinde elde etmiş olduğum getiriler sonrasında portföyüme eklediğim kripto paralar kesinlikle bir yıl içerisinde bu kripto paralara dokunmayacağım arkadaşlar. Nerelere gelecek hep beraber görmüş olacağız bu 4 tane kripto parayı. Şimdi Engine Coin'e baktığımız zaman arkadaşlar bakınız direnç noktasından gelen bakınız kırılım sonrası gelen sert hareketi görüyoruz. Muhteşem bir alım fırsatını burada sunuyor. Muhteşem bir yükseliş ve bu yükseliş arkadaşlar bakın şu kırılımdan sonra gelen yükseliş ortalama %73'lük bir getiri. Yani şu anda tekrar aynı bölgeye geldiğimiz için %73'lük bu zirveden bir geriye dönüş var arkadaşlar. Yani şu bölgeden şu bölge %73'lük bir düşüş ve bu bölgeden tekrar bir onay hareketi alması yukarıya doğru bir sıçrama bir alım fırsatıdır. Teknik anlamda zaten düşen de kırılmış. Yani görüntü şu an itibariyle pozitif arkadaşlar. Umarım bu pozitif senaryo devam eder bu şekilde. Burada da yine bir sınır noktamız var. Hemen bakıyoruz. Yani gün sonu kapanışı diyelim. Veyahut da 2 tane 4 saati şu değerin üzerinde 17.528 üzerinde 2 tane 4 saatlik süreç geçerse arkadaşlar pozitif bir görüntü iyiliğe güç kazanacak diyebiliriz. İndikatörlerimiz oldukça olumlu. Parabolik sara bakalım. Hiç parabolik sara bakmadık. Zaten parabolik sarda yine aynı şekilde pozitif arkadaşlar. Evet. Bizim yine diğer bir kripto paramız XMR. Monero'ya bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakalım bizim Monero'da durum ne? Şimdi daha önce bakınız burada sizlerle teknik analizlerini detaylı paylaştık falan filan. Artık bunları isterseniz kapatalım arkadaşlar. Bu bölgeyi geçtik. Yani güzel fırsatları yakaladık, değerlendirdik. Bu bölgeyi geçtik artık. Bu bölgeyi şöyle bir kaldıralım arkadaşlar. Şöyle bir sayfayı resetleyelim. Evet. Şöyle haftalık grafiğine bakalım. Haftalık görüntü nedir? Öncelikli olarak haftalık değerlendirmemizi yapalım. Yani haftalık bakıyoruz ki önemli kırılımlar varsa bunları görebilelim. Böyle geniş açıdan bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bakın teknik anlamda şöyle bir katlama hedefinden bahsedebiliriz. Ve bu hedef daha henüz gerçekleşmiş değil arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 217 bantlarına kadar burada bir katlama hedefiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Teknik anlamda. Evet şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Haftalık görüntümüz bu arkadaşlar. Şimdi gelelim 4 saatlik grafiğe. Evet 4 saatlik grafikte parabolik sar alım üretmiş arkadaşlar. Buradaki görüntü şu anda olumlu. İndikatörler yine hakeza indikatörlerimiz de olumlu. Burada bakınız parabolik sarın alım ürettiğini bakınız noktanın alta sarktığını artık yukarı doğru bir olumlu havanın oluşabileceğini parabolik sar gösteriyor. Şu anda olumlu bir görüntümüz hakim değerli dostlar. Evet. Burada yine başlıca direnç noktalarımız nedir? Hemen bakalım. 171 bandı önemli bir direnç. Aşağıda ise şöyle baktığımız 158 bandı da bir destek olarak takip edilebilir değerli dostlar. Evet. Görüntümüz şimdilik bu şekilde. Diğer bir kripto paramız. Evet yine bizim favorilerimizden Hebar. Hedera. Evet değerli dostlar hemen bakıyoruz Hedera'ya da. Şöyle haftalık grafiğimize öncelikli olarak bir bakalım. Şimdi burada haftalıkta tam böyle sınır bölgesindeyiz. Şimdi geçenlerde anlattım bazı arkadaşlara. Dedim ki ya şu sınır bölgelerinde çok hareketler yapmayın arkadaşlar. Yani şu bölgelerde gelip oyuna dahil olabiliyorsunuz. Bazen çekilmeleri beklemek, geriye doğru düşüşleri beklemek en makul olanıdır. Yani biraz aceleci olabiliyoruz.
Yani bu aceleciliğimizin de maalesef birazcık ceremesi olabiliyor. Sinir, stres, belki her türlü sıkıntı karşımıza çıkabiliyor. Yani burada %50 gitmiş arkadaşlar, %40 gitmiş. Ya bunun arkasından hemen atlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani bunu birçok defalar test ettik, görüyoruz. Yani bunu kripto para piyasasında görüyoruz, hisselerde görüyoruz, her yerde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu bölgenin kırılımı zaten muhteşem bir alım fırsatını sundu mu bizlere? Sundu. Ya şu kırılımdan sonra yüzde kaç gitmişiz arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Ya %80-90 yükseliş sağlamışız. Ya bekleyin biraz rahatlasın arkadaşlar. Burada bakınız 4 tane mi 5 tane mi bakınız burada fitil bırakmış yukarıda. Ya bu bir uyarıdır, bu bir sinyaldir. Yani bunu mutlaka iyi takip edin. Şu fitiller bakınız bir ikazdır. Evet. Hadi fitilleri bırakın arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? İndikatörleri burada devreye sokacağız. Örneğin göreceli güç endeks. Bakın şu bölgede satış üretmiş. Satış ürettiği tarafta MACD indikatörüne bakıyoruz. O da satış üretmiş. Yani burada alım için niçin acele ediyoruz? Bir türlü bunu anlamış değilim arkadaşlar. Yani burada alım için acelecilik yapılmamalı. Bekleyin sarksın. Ya fırsatlar bitmez ki. Kripto paralarda, borsalarda fırsatlar bitmez ki arkadaşlar. Siz yeter ki önemli pozisyonu, önemli alım noktalarını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi burada bakınız yine geçmiş dönemin, değerli dostlar, geçmiş dönemin bizim karşımıza bir destek noktası olarak çıktığını da söyleyebiliriz. Aşağı yukarı bakınız şu bölgede yine defalarca test edilmiş olan şu geçmiş dönem direnç noktaları bakınız. Şöyle çizdiğimizde bakınız burada çalışmış arkadaşlar. Yani burada yine fırsat vermiş bize. Yani acele etmeyeceğiz. Yani şurada %80 yükselmiş olan bir kripto paranın peşinde ne var ne yok. Çullanmayacağız arkadaşlar. Bekleyin gevşesin salsın. Güveniyorsanız buradan dalın oyuna. Evet. Ha yok benim gibi çok uzun vadeli düşünüyorsanız ayrı mesele. Evet. Burada görüntü halen olumlu arkadaşlar. Yani MACD indikatör göreceli güç endeksi halen olumlu. Şu tepe noktası üzerindeyiz. Bakınız şu tepenin üzerinde yer alıyor olmamız şöyle. Bizim için bu bölge destek arkadaşlar. 0.05 bandı. Daha doğrusu 0.051 bandı diyelim. Bu band bizim için şu anda destek noktası olarak çalışıyor. Yine yatırımcının burada şöyle kendisine farklı bir destek bakın şu şekilde. Dilerse bu noktayı da kullanarak yol alabilir arkadaşlar. Evet. Burada kesinlikle bakınız bu 0 daha doğrusu 5175 diyelim direkt. Yani bu seviye bizim için bir destek noktası olarak takip edilmeli diyebiliriz. Evet. Tron'a bakalım. Tron TRX. Evet. Evet, MACD indikatörü, göreceli güç endeksi hepsi şu anda yani arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı birçok kripto parada benzeri durum hakim. Şöyle bakın şu destek noktası üzerindeyiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe görüntümüz pozitif. Yani şurayı sarkma olarak alabiliriz. Yani bu çizginin altında dikkat edin arkadaşlar onu söyleyelim. Diyelim ki kaç çizginin altı şöyle bakıyoruz. İşte 2875. Bu seviyelerin altına sarkarsak dikkatli olun. Pozitif senaryonun devamı için 3018'lerin üzerine atmamız gerekli. Rahat bir nefes alabilmemiz için değerli dostlar. Evet. Solana'ya bakalım. Sol USDT. Evet. Bu diğerlerinden biraz daha farklı çıktı karşımıza arkadaşlar. Yani burada tepelerdeyiz. Dikkat edelim. Bu tepe bizim için bir satış bölgesi olmasın değerli dostlar. Çizimleri kaldıralım. Yani dikkatli bir şekilde takip edelim. Eğer ki şu seviyenin üzeri aşılır ise 3.73 bantların üzeri yolculuğa devam edilir arkadaşlar. Tabi burada şu kısım bizim için önemli.
Bakın şuradan alalım bir fincan kulp oluşumu benzeri durum. Şimdi arkadaşlar buradaki katlama hedefimiz gerçekleşmiş mi? Hemen onu bir deneyelim. Bakın şöyle baktığımız zaman bu seviyenin katlama hedefi evet 3.97 olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Dikkat edin bir ikilik tepe oluşumu söz konusu olur ise birazcık can yakabilir, birazcık sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Şöyle yelpazevari destek çizimlerimizi yapalım. Evet, görüntümüz bu şekilde. Bakın ilk mavi bizim için önemli. Bu seviyenin kırılması diğer desteklere doğru gitmemizi sağlayabilir. Kesinlikle arkadaşlar 3.73 bizim için önemli bir direnç, akabinde 3.97 şeklinde sırasıyla bu bölgeleri takip edebiliriz değerli dostlar. Evet, görüntümüz bu şekilde. Bir de bir saatlik bakalım. Evet. Umarım şu bölge bir tobo ve de değerli dostlar bakın bir onay hareketi olarak çalışır. Yani şu şekilde gittiği takdirde güzel bir yöneliş olabilir. Yani yukarı yönlü gitme iştahı kabarık ama 3.73 gibi önemli bir direncimiz hakim. Kısa bazlı baktığımız zaman da şu şekilde bakınız. Takip edeceğimiz saatlikteki desteğimiz kaç? Hemen ona da bakalım. 3.30 bantlarda saatlikteki destek noktamız değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Bu şekilde de saatlik desteği kullanabilirsiniz. 3.29'ların altına dikkat edin. Yani burada bir omuz baş omuz şeklinde bir duruma da dönüşebilir. Bu nokta önemli. Şu şekilde bir görüntü bizi bakın sırasıyla bu desteklere doğru yöneltebilir değerli dostlar. Evet. Solu da geçtik. Şimdi sırada CHZ'ye bakıyoruz. Evet. Dört saatlikten gelelim arkadaşlar. Evet yine indikatörlerimiz. Burada göreceli güç endeksi tam sınırda arkadaşlar. İyi takip edelim. Göreceli güç endeksinde kırılım. RSI'deki kırılım bizim için önemli. Burayı iyi takip etmekte fayda var. Bakalım bu kırılım gerçekleşecek mi bu bölgede? Bu noktayı takip edelim arkadaşlar. MACD indikatörümüz olumlu. Şimdi gelelim CHZ 4 saatlik grafiğimize. Şu çizimleri kaldıralım artık. Şöyle bir görüntüm sakin. Tam da sınır bölgesindeyiz değerli dostlar. Bakın bu sınır bizim için bir alış bölgesi olabilir. Tam da kırılım gerçekleşmiş durumda. Burada belirli stop loss'ları kullanarak yol alınabilir değerli dostlar. Örneğin 16.380. Burada bizim için bir destek noktası olarak kullanılabilir 16.400 bantları. Şimdi burada kademeli yol almayı sizlere söylüyorum. Her zaman diyorum ki bu noktada bir miktar oyuna dahil olmak. Şu şekilde yükseliş gelip aşağı doğru bakın şöyle bir harekette onay hareketini takip etmek daha sağlıklı, daha garantili bir yöntemdir arkadaşlar. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Teknik görüntümüz şu anda pozitif kırılım geldi. Oldukça güzel bir görüntüsü söz konusu arkadaşlar. Umarım bu hareket yukarıya doğru şu bölgelere doğru gerçekleşir. Kaç burası? Hemen bakalım. Evet şöyle bir beklenti ne yapar arkadaşlar? %15'lik bir getiri anlamına gelir. Evet. Evet. Diğer USDT'ye bakıyoruz. Yine pozitif bir görüntü, MACD indikatörü, göreceli güç endeksi arkadaşlar. Yani bir bayram şenlik havasını gösteriyor.
Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Yani bir bayram mı oluşacak, yoksa buralardan sarkmalar gelecek mi? Arkadaşlar yine mavi destek çizgimiz burada net bir şekilde takip edilebilir. Yatayda da bakınız 1.21 bantları takip edilir. Destek olarak 1.36'ların üzerinde yön pozitif diyebiliriz arkadaşlar. AVAX AVAX ile ilgili baktığımız zaman net bir kanal trendini görüyoruz arkadaşlar. Bu kanal trendi içerisinde olduğumuz müddetçe sıkıntı yok. Kanal trendini baz alarak takip edebiliriz AVAX'ı. Evet, burada önemli desteklerimiz neler, dirençlerimiz neler? Şöyle baktığımız zaman 7.42 destek noktası arkadaşlar, 7.94 direnç noktamız bu şekilde takip edilebilir. Yine şu noktada önemli, bakınız şu geçmişteki tepe noktamız 7.19, 7.20'lerde yine destek olarak takip edilebilir. Yükselen kanal trendi içerisinde seyir etmekte değerli dostlar. 12 adet kripto paraya baktık. Özellikle şu CHZ'ye bir daha bakayım değerli dostlar. Biraz önce bir kırılım gördük burada. Bakalım son durum ne? Evet, doğru, çok güzel kırılım geliyor. Oldukça pozitif. Herkese güzel, bol, bereketli kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Umarım bir şenlik yaşarız. Yukarı yönlü yine %15, 20, 30 şöyle önümüzdeki birkaç saat içerisinde bayram havasını yaşarız temennisiyle. Değerli dostlar, nice videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hemen referans kimliğimizin üzerine tıklayarak da eğer kripto para işlemlerinde %10 komisyon indiriminden faydalanmak istiyorsanız hesaplarınızı buradan açabilirsiniz değerli dostlar. Hemen videonun altına linkimi bırakacağım.